Sen anlat Karadeniz. Tahir, ya anlatmayacak mısın silah nasıl aldığınızı? Meslek sırrı. Allah Allah. Affedersiniz Tahir Kalil, sizin mesleğiniz ne acaba? Nefes bağırma da gizli. Sen şimdi bırak onu bunu da. Ben sana evlenme teklif ettim. İkinciye sen kabul ettin. O zaman diyorum ki her şey usulünce olmalı. Ne demek şimdi bu? Anlatayım Nefes Kaleli. Madem sen benim evlenme teklifimi kabul ettin, o zaman isteyelim seni. Verirlerse nişan kısmını atlayabiliriz ama düğün şart. Hayır, sen şaka mı yapıyorsun? Hayır, ben sana dedim. Bütün kötü anılarının yerine güzellerini koyacağım. Bütün yaralarını saracağım. Ben sözümü tutarım. Sen ciddisin. Ciddiyim tabii ya. Sen niye bu kadar şaşırdın? Yani ne bileyim, şimdi biz insanlara ne diyeceğiz? Biz evleniyoruz mu? Edemeyecekler mi? Siz çocuk musunuz, oyun mu oynuyorsunuz? Siz zaten evlisiniz diye. Derlerse desinler, kaç yazar. Sen bizim evlendiğimiz günü hatırlamayın mısın Nefes? Dün gibi. Biz 12 ay Yiğit için kıydık. Senin yüzünde küçücük bir tebessüm yoktu. Ben gerginlikten geberiydim. Vedat ne yapacak? Bu plan işe yarayacak mı? Ula böyle düğün mü olur, nikah mı olur? Ben Esma'yı Ali'ye isterken senin yüzündeki o gülümsemeyi gördüm Nefes. Ben Allah'ın emri, peygamberin kavli derken senin gülümsemeni gördüm. Tamam, başkalarının mutluluğuyla mutlu olmak güzel bir şey. Ama ben isterim ki öyle üzerinde sade bir elbise değil, gelinlik olsun. Gözlerinde endişe, şüphe, korku değil, sevinç olsun. Sen gerçekten yapıyorsun. Benim içimde yarım kalmış ne var ne yok bulup çıkarıp onları tamamlıyorsun. Tamam, sağ ol. Efendim? Şimdi kim çağırdı da gittin Saniye Hanım? Geçen sefer tanımadığın bir adamın verdiği notla biraz merakla, biraz da korkuyla gelmiştin. Ben çağırdım. Şimdi kim çağırdı seni? Kimse çağırmadı. Biliyorum. Vicdanının kınayan sesi çağırdı. Evine dön Saniye Hanım. Geçmişte kalan günahlarının hesabı açıkken yenilerine ekleme. Ne demek istiyorsun? Açık açık söyle. Kapına gelmiş bir çareye yüz çevirme ki geçmişte kalan yüz çevirmelerinin kefareti olsun. Şimdi sen bana diyorsun ki hayal et. Hatta hayal etmekle de kalma, yaşa. Aynen onu diyorum Nefes.
Biz bunu hak ettik. Biz bundan sonra yaşayacağımız bütün güzel anıların bedelini kuruşu kuruşuna ödedik. Hayattan alacaklıyız. Artık tahsil etme zamanı geldi. Hem ben mecburum zaten seninle evlenmeye. Oğlum, seni çok seviyorum. Sana bir sır vereyim mi Nefes? Her şey çok güzel olacak. Son kez soruyorum. Kolyeyi kim getirdi? Söyledim Vedat Bey. Kargo diye getirdiler. Nazar Hanım'ın siparişi dediler. Nazar evde miydi? Hayır. Hayır Vedat Bey. Nazar Hanım gitmişti. Ben alıp koydum. Kaldır şunu gözümün önünden. Kimsin? Ses ver. Vedat Bey. Kimsin lan sen? Necip cinayetini üstüne al dedin. Aldım. Asiye'nin kaçırılmasını al dediniz. Onu da aldım. Yani tüm pis işlerinizi sırtlandım. Bana söz verdiniz. İçeride koruyup kollayacaktınız. Bir selamınız bile gelmedi. Rüstem. Bingo. Da. Hatırlamakta zorlandınız. Ama bundan sonra unutmazsınız. Ne oldu, bir sıkıntın mı var? Ha? Varsa söyle, arkadaşlar iletsin. Adresim şimdilik belli değil Vedat Bey. Ben kaçtım. Neredesin? Adresini söyle, seni yurt dışına çıkaralım. Baktım bir selamınız gelmedi. Yormayayım, ben geleyim dedim. Alo. Alo. Sen şimdi dinlen. İyice bir istirahat et. Senden çok işimiz olacak. Hayır dur, bu ne hal ağızlar kulaklarda? Allah bozmasın, o ayrı tabi. Nefes anlatır sana yengem. Çok işimiz var, çok. Kız Eltucuğum, anlat bakayım ne oldu? Kız çatlayacağım ha, şimdi doğuracağım he. Kız anlatsana. Asiye abla. Ha? Ha? Tahir bana evlenme teklif etti. Evlenme teklif etti. Kocan sana evlenme teklif etti. Osman babamdan bu akşam beni isteyecek. Yani bir nişanımız olmasa bile bir düğünümüz olacak. Ay nenem yarabbi. Kız ateşin de yok ama. Artık yanan bir ateşimiz olacak. Kız gel buraya. Utanıklı utanıklı durma, detay ver. Ha bu uşakla birlikte patlayacağım vallahi. Patlama patlama gel. Şimdi detay ver. En baştan anlat. Ha.
Yedin mi kayısını? Zahmet etmeseydin. Estağfurullah. Biterse haber et. Yenisini göndereyim. Ama dikkatli ol, çok yeme. Maazallah bozarsın. Daha önce sana söylediğim gibi Tahir. Küçük zaferler bunlar. Ama itiraf edeyim. Güzel numara. Hazır itiraflarına başlamışken belki gerisi de gelir ha Vedat? Necip'ten Asiye yengeme. Oradan Nefes'e kadar bütün pis işlerini tek tek sıralarsın belki. Demek Rüstem sende ha? Yani nasıl yaptın diye sormuyorum. Polis arkadaşından yardım almışsındır. Ama ne olacak sanıyorsun? Hı? Yani Rüstem aleyhime şahitlik mi edecek? Bir hapishane kaçkını, adaletten kaçan bir adam. Üstlendiği suçları itiraf edecek ama yeni suçlar üstlenecek. Ceza alacak. Ne için? Senin güzel hatırın için mi? Hiç sanmıyorum. Yine de sen bilirsin tabii. Ama dikkat et. Rüstem tehlikeli biridir. Asiye abla. Ben böyle kendimi çocuk gibi hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Ben hayatımda hiç böyle kendimi bu kadar mutlu hissetmemiştim. Ben hiç böyle şeylerin hayalini kurmadım ki. Kapına gelmiş bir çareden yüzünü çevirme ki geçmişte kalan yüz çevirmelerinin kefareti olsun. Hoş geldiniz Saniye Hanım. Hala devrim. Buyur kardeşim. Vedat'la karşılaştım da. Tüh lan kaçırdım desene. Keşke ben de göreydim yüzünü. Rüstem'le ilgili bir şeyler geveledi. Senin elinde mi filan dedi. Ha, ben de yeni öğrendim. Rüstem hapisten kaçmış. Ne? Kaçmış mı? E tabii oğlum. Her altı üstlendi. Vedat da kesin buna dedi ki sana en iyi avukatı tutacağım. İçeride seni kral yapacağım. Ama baktı ki sözlerin hepsi havada, bulduğu ilk fırsatta topuk. Rüstem gibiler garibandır aga. Vedat gibi çakalların vaatlerine kanarlar. Ha içeri girdiklerinde akılları başlarına gelir ama geçmiş olsun. Sürpriz olmadı yani. Daha önce çok gördük böyle olayları. O herifi bulursak bu beladan tümden kurtuluruz devrem. Buralarda olduğunu sanmıyorum aga. Kaçabildiği kadar uzağa kaçmıştır. Ama bak kesin Vedat'la iletişime geçecek. Ona yardım etsin, yurt dışına kaçırsın, para versin falan fıstık. Yoksa itiraf mektubu yazarım bilmem ne ayakları biliyorsun işte. Demek Vedat senin elinde sanıyor. Aslında bu iyi biliyor musun? Bence o herif buralarda bir yerde devrem. Senin dediğin gibi para istemiş ya da şantaj yapmış olsa çoktan yapardı. Vedat da Rüstem senin elinde mi diye imada bulunmazdı. Bak bu da doğru. Demek ki saklan iyi. Beklediği bir şey var ya da hazırlık yapayım. Her an tetikte olalım diyorsun yani. Aynen öyle diyorum devrem. Ha devrem. Buyur kardeşim. Bu akşam Osman Baba'dan nefes isteyeceğim. Ne? Oğlum sen ciddi misin lan?
ciddi misin? Şaka falan değil yani. Yani hiç şaka yapıyor gibi durmuyordu. Bir insan adına bu kadar mı yakışır? Deli Tahir yaptı yine yapacağını. Şimdi Esnek'ten düğün dernek kuracak ha. Saniye Hanım, düğünümüz var. Nefesle Tahir'in düğününü edecek. Akşam Tahir babamdan nefes isteyecek. Hazırlık yapmamız lazım. Hayırlı olsun. Herkesin hakkında hayırlısı neyse olsun. Nereden çıktı bu doğum? Olacak el aleme maskara. Der diye bekliyordum ben. Sence de biraz tuhaf olmadı mı? Vallahi Eltucuğum, ben bu aralar Saniye Hanım'ı hiç anlamayırım. Yeminle anlamayırım. Bir bakarsın dünya yıkılmış altında kalmış, bir bakarsın yüzünde güller açar. Bir bakarsın gölgesinden kavgalı, bir bakarsın hayırlısı neyse olsun diye. Kız Nefes, sakın bu şey olmasın. Aklı da gidip geliyor ya, Alzheimer. Tövbe de Asiye abla ya. Yaşı da var. Ben korktum bile ama. Belli mi olur canım? Olmamıştır değil mi? Yok, olmamıştır. İnşallah. Kafa gidip geliyor çünkü. Kız çabuk çabuk hazırlayalım da haydi akşama. Ayıkla, ayıkla. Abiyi görmem lazım. Bekleyin, haber vereyim. Fikret abi, Vedat Bey geldi. Sizi görmek istiyormuş. Duydum, duydum. Gönder içeriye de karnının ağrısı neymiş öğrenelim. Hoş geldin diyeceğim ama pek de hoş gelmedin. Ne oldu? Olan biten her şeyden haberin vardır senin abi. Doğru. Biraz vardır. Ama bir de senden dinleyelim. Eğer şu kemençeyle uğraşmayı bırakırsan anlatacağım. Az kaldı. Hem bu bittiğinde, çalmaya başladığında bir tek onun sesi duyulacak. Her şey değişecek. Herkes susacak. Bir tek o konuşacak. Az bir işim kaldı. Otur bir çay iç. Hararetini alır. Thank you.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Osman babam. Ya sen ne kadar zamandır bekliyorsun burada? Çok olmadı. Evine uğradım aslında ama göremeyince seni nasıl olsa gelir diye burada bekleyeyim dedim. Ya insan bir haber açıyordun ya bana, telefon açıyordun. Aradım Osman babam, aradım ama telefonun kapalı. Kapalı mı? Nasıl? Oo, şarjı bitmiş. Hiç farkında değilim biliyorsun. Ya ben ev aramaya çıkmıştım da ondan herhalde. Hayırdır inşallah. Hayır olacak, hayır olacak inşallah. Bizim cami cemaatinden bir kardeşimiz söyledi, haber etti de iki tane genç kız varmış üniversiteli. Yurtlarda yer kalmamış. Ev araylarmış ama paralar da yok gariplerin. Dedim ya al onları getir. Onları eve soktum. İşte dedim ocak. İşte tencere, işte dedim yatak, yorgan. Ben aldım ceketi, fişek gibi fırladım biliyor musun? Dün akşam yayla evinde kaldım. Ama incik incik zor oluyor biliyor musun? O yüzden ev arayayım dedim ha. Ah be Osman babam, sen niye bize haber vermişsin? Bir başına bunları halletmeye çalışıyorsun. Ya oğlum senin işin başından açmış ya. Ne oldu, nefeste bir gelişme var mı? O işi hallettik çok şükür. Oh Allah'ım babi şükürler olsun. Nasıl hallettiniz? Bir şekilde hallettik diyelim. Ha. Osman babam, ben buraya asıl ne için geldim? Hayırdır? Sen he dersen hayır olacak inşallah. Şu velayet işinin peşini bıraktın değil mi? Sen öyle dedin. Bütün yasalaklar bende olmasına rağmen kıpırdamadım. 40 yılın başı bir sözümü dinledin ha. anlat bakalım. Aa Şamil. Ya bana bir çay ver ya, ağzım dilim kurudu. Çay içer misin? Yok abi, istemiyorum. Kahve? Kahve yaptırayım sana, nasıl istersin? Kahve de istemiyorum, çay da istemiyorum. Geldim başıma dikildin. Ben de kemençeyle uğraşmaya devam ettim. Geldim karşına oturdum. Çay dedim, kahve dedim. Ben sana bir şey anlatmaya çalıştım da anlamadın. Sen beklemeyi bilmiyorsun evlat. Boş boş oturup kemençe teli gibi geriysin böyle kendini. Oysa beklemek hazırlık etmektir. Anlayacağın günü bekliyorum. Bak, ben bekliyorum, görüyor musun? Konu bekleyecek bir konu değil abi. Aa, tabii, mutlaka. De bakalım. Rüstem hapisten kaçmış. Rüstem? Aa, şu senin günah keçilerinin başı. Abi herif Tahir'in elinde galiba ya da bir şekilde bağlantıları var. Yani iki saat arayla ikisinin de aynı şeyleri söylemesi bir tuhaf. Ne dedi onu? Pek anlamadım da. Muhtemelen de pek önemli değil. Netice? Netice? Bu herifin saklandığı yeri bulmam lazım. O konuşmadan onu susturmam lazım. Evlat, çok yanlış yaparsın evlat. Birincisi, Rüstem Tahir'in elinde olsaydı bu iş çok daha patlak verirdi. Vermediğine göre orada değil. O seni arayıp parasızdırmaya çalışacaktır belki. Arar mutlaka.
Aradı zaten. Öyle mi? Ne dedi? Para pul bir şey demedi. Sözünü tutmanın dedi. Kapattı. Aa. Bak bu kötü. Bu çok kötü. Para pul işler olsaydı bir şekilde halledilirdi ama... belli ki adam... kendine göre bir kan davası edinmiş. Ah be evlat. Ben sana ne dedim? Hı? Ne dedim ben sana? Sözünü tut dedim. Düşmanın dahi olsa verdiğin sözü tutacaksın. Misal. Bana da söz verdin. Hoplayıp zıplamadan önce bana danışacaktın. Ne yaptın? Yapmadım. Ama ben hukukumuza dayanıp göz yumayırım. Ama elin adam mı? Göz yumaymış. Ha? Sen bana verdiğin sözü tut. Ben de sana yardım edeceğime dair verdiğim sözü tutayım. Şimdi başka bir şey yoksa... bana şu kemençeyi bitireyim. Daha tellerini gereceğim. Uğurlar olsun. Senden haber bekliyorum. Sen ıslı dur. Kalelilere bulaşma. Bekle. Helal olsun sana. Helal olsun. Senin üzerinde şu kadarcık hakkın varsa... ananın ak sütü gibi helali hoş olsun. Sağ ol Osman baba. Bir insanın sevdiği için bu kadar kol kanat germesi... onun mutluluğu için didilip durması kadar kıymetli bir şey yok. Hakkınıza hayırlısı olsun. Amin. İnşallah. İnşallah. O zaman bana müsaade Osman babam. Ben abimle de konuşurum. Yangazlara da söyleriz. Senin ev işini tez elden hallederiz. Hayırlısı bakalım ya. Allah'a emanet ol diyeyim ben sana. Cümlemiz. Hadi. Maşallah. Hadi sağ ol. Hadi güle. Ha abi. Ben de seni arayacaktım oğlum ya. La bu yangazlardan haberin var mı? Ne gelen var, ne telefonu açan var. La ben bunların ikisini de paralı yazacağım. Sakın elimden alma ha. Abi bir dur da celallenme. Yangazlar yardım etti bana. Nefes'in mahkeme işini kökten çözdük. Nasıl çözdünüz lan? Gelince anlatırım. Sen Kumluk'ta mısın? Haydi gel anlat. Ha abi bir şey daha. La yine ne var? Akşama bana karımı isteyeceğiz. Ne? Geliyorum Kumluk'a. Haydi anlatırım. Haydi. Allah sizi inandırsın. Bir ağız tadıyla düğün edemedik ya. Nefes'le Tahir'i iki arada bir derede evlendirdik ya. Hiç içime sinmediydi. Ama deli Tahir yine yaptı yapacağını. Çok da iyi yapmış vallahi. Birileri de örnek alır inşallah. Oo, kız sen daha dün sözlendin ne dubacele. Akşam Tahir babamdan isteyecek Nefes'i. Ama asıl iş bize düş. Ne işi Asya ablacığım? İş çok. Yarın sabah erkenden gelin hamama edecek. Asya abla nereden çıktı şimdi bu hamam işi falan? Sen sus Eltucuğum bir karışma. Asya ablam öyle diyorsa öyledir. Ama yarın ben gelemem. Benim bir sürü duruşmam var. Ay kötü oldu bu. Ya Asya abla. Biz bence bu hamam işinden vazgeçelim ha. Niyeymiş? Azıcık eğlenmek bizim de hakkımız değil mi ama?
zeytinyağlı yaprak sarma yapmam lazım. Ay sıcacık hamamda da buz gibi. O kadar tatlı oluyor ki. Ağzım sulandı vallahi. Benim de su böreğim meşhurdur. Ben akşamdan yapıp berrakta gönderirim. Artık siz benim yerime de eğlenirsiniz. Zeytinyağlı sarmayı da ben ederim. Seninki yenmez. Niye yenmeyeyim Saniye Hanım? Kaç defa yaptım hatırlamay mısın? Lüp lüp götürüydün. Bunun yanına başka yemek olmaz diye burnumuza dayaysun. Çaresiz yiyorum. Nesi varmış benim sarmamın? Nesi varmış benim sarmamın canım? Köre. Sarmayla dolmanın soğanı rendelenmez. Senin kolayına geliyor ama. Atarsın soğanı robota. Vışt hop. Oldu soğan vıcık. Olmaz. Soğanın acı suyu dolmayı öldürür. Öldürür. Doğrayacaksın ince ince böyle elinle. Size kasaptan kıyma, robottan soğan, bir de sarma makinesi çıkmış. Bir fışkıya yaramay. Sararsınız onunla. Oldu ben yaptım. Olmaz. Zeytinyağlı sarmayı ben yapacağım. Tamam, tamam. Allah Allah ya. Bu aralarda bir haller, bir tavırlar, bir tuhaf. Ama neyse yazık. Şimdi hamam seti bende. Yaz kız berrak. 5 tane peştemal. Heh. 5 tane kese. 5 tane lif. Hamam tası. Topuk taşı, tarak, sabun, şampuan. Hepsinden 5 tane. İyi de Sayı ablacığım, niye 5'er tane alıyoruz bunlardan? Nefese kanını veren Mercan'ı çağırmayacak mıyız? Hoş, her ne kadar elti olarak görmek istemesem de, ha bunu arzu etmesem de, ne vakit başımız sıkışsa yardımımıza koşan nazarı çağırmayacak mıyız? Olmaz öyle, ayıp olur. Yaz sen. Bana almayın, benim hamam takımım var. Saniye Hanım, yanlış mı duyduk? Sen bizim lan gelin hamamına mı geliyorsun? Ben sizinle gelinim demedim. Almayın, benim takımım var dedim. Tamam. Vallahi da geliyor, billahi de geliyor.